Yani genetik yatkınlık elbette bir faktör. Yani bizim 5 tane majör dediğimiz yani önemli risk faktöründen bir tanesi genetik yatkınlık. Yani eğer kişinin birinci derece akrabalarında ve ikinci derece akrabalarında, amcalarında, anne babasında, teyzelerinde şayet belli bir yaşın öncesinde kalp hastalığı varsa bu kişilerin elbette yakınlarında da kalp hastalığı görülme olasılığı daha yüksek oluyor. Bu bir faktör ama bu bir kader değil elbette. Evet. Yani bizim yaşam tarzımız bir takım hastalıkların önüne geçmemize imkan tanıyor. Evet. Düzgün bir şekilde yaşadığımız takdirde. Ben hep şunu diyorum hastalarımızdan veya şöyle söyleriz. Yani ne yiyeyim, ne içeyim, nasıl yaşayayım? Deden gibi yaşa. O zaman deden gibi yiyebilirsin. Yani Harika. hani bir iki nesil öncesinin daha sağlıklı gıdalara ulaştığını düşünürsek ve ister istemez bu derece rahat, sedanter bir yaşamlar olmadığını düşünürsek onların bu kadar toplu taşıma veya kişisel araçları yoktu. Bu kadar aşırı bir kalori alımı imkanı yoktu. Çeşitli gıdalara ulaşım imkanları yoktu. Çok daha sade bir beslenme anlayışları vardı. Ama tereyağı yiyorlardı mesela. Ama o dönemde hareket çok vardı hocam. Şimdi toplu Onu taşıma, kastediyorum. Yani evet. sedanter yaşam devreden çıksa aslında bizim gıdalarla bu kadar konuşmamıza da gerek kalmazdı. Yani gıdaları konuşuyoruz çünkü o gıdaları enerjiye dönüştürüp harcayacak bir yaşam tarzımız yok. Onun için kalori alımını nasıl azaltırız onun derdine düşüyoruz. Evet. Oysa diğeri aslında daha net, daha sade, daha basit. Koşacaksınız, yürüyeceksiniz, uyku saatiniz düzenli olacak. Elbette belli yemek konusunda da belli bir rahatlığa ereceksiniz. Yani hareketiniz azsa ister istemez sürekli diyetlerle, kalori alımını kısıtlamayla, hesap kitapla geçiriyorsunuz hayatınızı. Doğru. Ama egzersiz alışkanlığınız başında varsa işin biraz daha az gündeminizde oluyor. Ne yerim, ne içerim gibi bir soruyla çok uğraşmıyorsunuz. Öyle.